8.000'i geçmiş durumda ve yıkık bina sayımız da 5.775. Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların yine 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 depremde 5 ve 6 arasında. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tabi burada kış şartları sadece bölgedeki 10 ilimizle ilgili de değildi bu. Diğer bölgelerdeki çok yoğun kış şartları, özellikle gece boyunca tipinin de yoğun olduğu bölgeler, yolların kapanması, bir taraftan afetle mücadele ederken diğer tarafta da hava şartlarıyla mücadele etmemizi de beraberinde getirdi. Özellikle hava araçlarını kullanamama gibi, helikopterler başta olmak üzere. Dolayısıyla bu sabahtan itibaren de helikopterleri, hava araçlarını biraz daha rahat kullanmaya başladık. Arama kurtarma sayıları itibariyle bugün, şu an itibariyle tüm illerimizde 12.181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4.060'ı Maraş'ta, 2.465'i Hatay'da, 1.314 Gaziantep'te, 1.721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya 1.112. Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça başarılı şekilde yürütüldü. Bu illerimizdeki durumlar oldukça iyi durumdadır. Diğer illerle alakalı yine bu arama kurtarma çerçevesinde 239 sağlıkla ilgili 946 ambulans, 239 UMKE timi ve yine ambulans uçaklar ve ayrıca 1947 UMKE personeli de toplam 4.785 de sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız 24.443'tür an itibariyle. Tabii iş makineleri konusu son derece önemli, kritik. Arama kurtarma ekipleriyle ilgili. Burada da 4.191 iş makinamız fiilen sahada arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet halindedir. Özellikle dün gece itibariyle, akşam ve gece itibariyle vinç ihtiyacı çerçevesinde vinç ihtiyacının karşılanması ile ilgili çok ciddi bir yol alınmıştır. Sahada da tamamı sevk edilmiş durumda. 500'ü geçti diyebiliyoruz. Yine hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibariyle arttı dedim. Onunla alakalı da hemen bilgileri paylaşmak isterim kamuoyuyla. 6 adet A400M, yine 6 adet C130, 19 adet CN235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. Sağlık Bakanlığımızın ambulans uçaklarına ilave olarak 4 adet KC-135 tanker uçakları ve 26 adet de helikopter, özellikle helikopteri hava şartları çerçevesinde son derece dikkatli değerlendiriyoruz. Özellikle şu anda Adana, yoğun şekilde Adana Havalimanı bir lojistik üssü haline gelmiş durumda. Özellikle arama kurtarma, yurt dışından gelen bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri açısından çok hızlı bir şekilde bu ekipleri Hatay, Maraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu üç ilimiz başta olmak üzere Malatya yine sevk ediyoruz. Hava araçları vesilesiyle, dolayısıyla orada da iyi bir çalışma an itibariyle devam ediyor.
eğer hava şartları bozmazsa tamamını gelen ekiplerin ilave olarak mevcut 12.181 diye ifade ettiğimiz arama kurtarma ekiplerine ilave olarak sahaya göndermiş olacağız. Ayrıca bunların ekipmanlarıyla birlikte sadece havadan değil karadan da yine otobüslerle ve ekipmanları da kamyonlarla da sahaya sevk edilmektedir. Diğer ülkelerden gelen yardımlar boyutuna baktığımızda da 3.294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Orada da 14 ülke, 70'in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen arada, sahada ve şu anda biraz önce de ifade ettiğim Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Bunlar Çek, Fransa, Malta, Hollanda, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Katar, İngiltere, Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz katma değerlerinden ve böyle bir sıkıntılı dönemde bizimle birlikte dayanışma içerisinde olmalarından dolayı 3.294 personel ve yine K9 arama kurtarma köpekleri de ilaveten buna dahildir. Hastanelerimizden, sağlık ekiplerimizden bahsetmiştim. Özellikle dün bilgisini paylaştığımız hastanelerimizde hasar boyutunda bir değişme yok. Dolayısıyla yine diğer dışarıdan da içeriden de gelen Sahra Hastaneleri ile ilgili elimizde Sahra Hastanelerimizde mevcut. Çok hızlı şekilde onların da yine kurulumlarını yapıyoruz. Bu hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde de yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatını da yapıyoruz. Yerelde de yine Sahra Hastaneleri ve Çadır Hastaneler dahil bunlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yollarla ilgili şeye baktığımızda barınmayı öncelikle müsaadenizle barınmayı paylaşmak isterim. Barınmada yine tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri, yastık, çarşaf setleri hem bu bizim kendi AFAD'ın lojistik depolarında bulunanlar, gerek Kızılay'ın depolarında bulunanlar, gerekse de özellikle çadır dışındaki diğer alanlarda sivil toplum örgütlerimiz veya yerel yönetimlerimizce yapılan yardımlar, bunlar sahaya iletilmeye çalışılmakta. Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşadığımız tipiden kaynaklı yolların afet bölgesi dışında da kapalı, yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı biz bugün itibariyle de yine buraya hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini önceliklemiş durumdayız. Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibariyle yerleşim yerlerini, pansiyonlarını, kredi yurtlara bağlı kurumları, üniversitelerimizin gençlik merkezlerini, yine Milli Eğitim Bakanlığımızın pansiyonlar, spor salonları, okullar, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmış durumda idi. Oradaki son durum, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301.512 kişi ve Gençlik Spor Bakanlığımız koordinasyonunda yine üniversiteler çerçevesinde 78 bin, yaklaşık 79 bin kişi, toplamda da 380 bin kişi, 380 bin 500 yaklaşık AFET'se'de buralarda şu anda barındırılıyor. Dolayısıyla beslenme imkanları da sunulmakta bu bölgelerde. Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı. Burada bir ulaşıma kapalı alan. Burada alternatif yol kullanılmakta. Kapalı alanlarda yine geçişi kontrol olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Antep yolu üzerinde Nurdağ mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası.
ve Malatya Maraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. Özellikle Kayseri, Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar orada devam etti. Gece boyu da devam etti ama zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda. Bu vesileyle ben bir şeyi ayrıca hatırlatmak istiyorum. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi, afetle mücadele eden araçlarımızın ve ekiplerimizin sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmeleri için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. Bölgede işi olmayan, afet bölgesinde işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarmadır, barınmadır ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları. Dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibariyle görevli araçların afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11 itibariyle bugün sanırım bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de eğer ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Hatay, Maraş ve Adıyaman. İhtiyaç olduğu halde de bu diğer illerde de genişletilebilir ama burada bizim asıl vermek istediğimiz mesaj bu tür tedbirlere gerek olmadan bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın o yolları kullanmamaları. Elektrik konusunu dün yine gece sizlerle paylaşmıştım. Orada da baktığımızda dünkü Osmaniye ile dünkü notlarımdan ben yine sizlerle paylaşıyorum. Enerjide elektrikle alakalı Hatay'a, Reyhanlı'ya bugün vereceğimizi ifade etmiştim. Bugün Reyhanlı'ya veriyor olacağız elektriği. Antep'te Islahiye ve Nurdağ'a henüz verilmiş değil. Malatya'da yine tamamına verilecek durumda ve AFAD'ın onayı gerektiğini ifade etmiştik ve bu tamamlandı. Buraya halihazırda veriliyor ama tamamı yine enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak. Osmaniye'de Merkez, Bahçe ve Kadirli'de yine tüm alanın kontrol edildikten sonra riskin olmadığına dair onay verildikten sonra elektrik verilecek demiştik. Bugün itibariyle bu tamamdır, kontrol edilmiştir ve bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Maraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık henüz verilmiyor. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Doğalgazla alakalı 6 noktada ana hatta sorun olduğunu ifade etmiştim. Bunlarla ilgili bugün çalışmaların tamamı gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başlamış durumda. Antep, Hatay ve Maraş'a gaz verilebilmesiyle alakalı ekipler çalışmaya fiilen başladılar. Yaklaşık 2-3 gün alacağını dün itibariyle ifade etmiştik çalışma başladığı andan itibaren. Dolayısıyla bura merkez ve ilçeleri kapsayan bir çalışma. Yine bölgedeki gerek jeneratörler gerekse normal akaryakıt ve jeneratör yakıtı çerçevesinde de Enerji Bakanlığımız koordinasyonunda bölgeye akaryakıt ve jeneratör yakıtı sevkiyatı devam ediyor.
Onun dışında diğer konuları paylaştım. Eğer sorularınız olursa sorulara cevap verebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Var tabii, paylaşabilirim. Bizim tüm illerle ilgili hemen notumu müsaadenizle bulup paylaşayım. Maraş 530 kaybımız. Yaralı 2900. Hatay 872 kaybımız ve 2766 yaralımız. Osmaniye 293 kaybımız, 1315 yaralımız. Adıyaman 720 kaybımız, 400 yaralımız. Diyarbakır 92 kaybımız, 770 yaralımız. Şanlıurfa 95 kaybımız, 1791 yaralımız. Gaziantep 481 kaybımız, 3890 yaralımız. Adana 146 kaybımız, 2611 yaralımız. Malatya 166 kaybımız, 3298 yaralımız. Ve bu arada Elazığ'ı eklemiştik dün akşam. 2 kaybımız ve 376 yaralımız söz konusu. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hindistan için çok ihbarlar da geliyordu, iddialar da vardı. Enkaz altında kişilerin olduğu ve Avrupa kurtarma ekiplerinin daha ulaşamadığı yönünde. Hindistan'daki çalışmalar nelerdir? Bir de Sağlık Kuvvetleri personelinin daha fazla kullanılmasına yönelik çağrılar vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii afetin yönetimi önemli. Kritik bir konu. Zaten sahada her bir ilimizde bakanlarımız, valilerimiz sahadalar. Biz buradan koordine ediyoruz ama sahada fiilen ihtiyaç çerçevesinde de bu arada bakanlarımız fiilen işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydasından çok çok ciddi şekilde zararını görmeye başlarız. Silahlı kuvvetlerimizin personeli zaten fiilen kullanılmakta. Silahlı kuvvetlerimizin hava gücü fiilen kullanılmakta. İhtiyaca binaen de zaten yine kullanılacaktır. Orada herhangi bir sınırımız söz konusu değil. Dün gece itibariyle özellikle çadırların kurulumuyla ilgili ilave personele ihtiyacımız olduğunda hemen silahlı kuvvetlerimiz devreye girmiştir. Orada hiçbir sorunumuz yok. Elbistan'la ilgili konuda da yine ulaşılamayan yerlere bugün havadan erişimle alakalı biraz daha rahat ulaşıyor olacağız. Dolayısıyla her bir ilçemize de yerel yönetimlerimiz de dahil, sadece arama kurtarma boyutu da değil, aynı yardımlar ve diğer beslenme barınma boyutu da bugün çok daha fazla ilçelerimizde dahil yerelde olacağız. Bunu zaten hep birlikte de inşallah gün içerisinde şahit olacağız. Buyurun lütfen. Efendim, özellikle Hatay, Antakya özelinde biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bölgeye bütün ekipler ulaştığı çalışmalar ne durumda? Bu bölgeye zaten biraz önce kaç tane arama kurtarma ekibimiz olduğunu ifade etmiş idim. Yanlış hatırlamıyorsam bugün itibariyle ilave 1500-1600'ün üzerinde ilave hem yurt dışından gelen hem de bizde olan arama kurtarma ekiplerini de fiilen Hatay'a gönderiyoruz. Evet, 1600 fiilen şeye gönderiyoruz. 1673 zaten sahada ve ilavede yine gelen ekiplerden hava helikopterler aracılığıyla hava yolundan artı yine otobüsler ve kamyonlar da dahil, ekipmanların taşınması da dahil. Hatay bugün odaklandığımız, zaten tüm illerimize odaklanmış durumdayız ama özellikle 3 ilimize daha fazla bugün odaklanmış durumdayız. Hatay, Adıyaman, Maraş, yine Malatya 4 ilimiz dersem daha doğru olur. Tüm aslında bölgelere
elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Buyurun. Bizim elimizde tabii ki bu çalışmaları biz çok ciddi şekilde yürütüyoruz. Yani bir taraftan sadece tahmin olayı değil, bizim elimizde hangi binada kimlerin oturduğuyla alakalı, hangi vatandaşlarımızın oturduğuyla alakalı bilgiler de mevcut olduğu için hem binaları hem de Mernes üzerinden de bu eşleştirmeleri de yaparak biraz daha bilinçli bu arama kurtarma faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bizim şu aşamada herhangi bir tahminde bulunmak siz de kabul edersiniz ki ne insani bir durum olur ne de afetin yönetimi açısından sağlıklı bir konu olur. Dolayısıyla burada her bir can son derece önemli ve yakınları açısından düşündüğünüzde de hassas olmamız gereken bir konu. Dolayısıyla kimliğini netleştirdikten sonra açıklayabileceğimiz hususlar bunlar. Yani acele edelim. Dolayısıyla hemen her şeyi paylaşalım dediğimizde sonradan bir kişiyle alakalı bile hata yapmış olsak bu o kişinin yakınlarıyla alakalı bize vicdan azap verecektir her birimize. Orada hassas davranıyoruz. Evet. Buyurun. Var. Şu anda yanımda mı? O notlarıma bakıyorum ama bu çalışmayı organize etmiş durumdayız. Yani hangi afet bölgesindeki hangi ilimizden hangi ilimize transfer edileceğiyle alakalı bu çalışma, bu eşleştirmeler yapıldı. Valilerimiz bununla ilgili hem afet bölgesindeki illerimizin valileri hem de gidecekleri illerin valileri de talimatlandırıldı. Bununla ilgili gidecekleri yerlerde barınma merkezleri belirlendi. Aynı şekilde beslenme ve her türlü ihtiyaçlar da dahil bunlar karşılanmak üzere hazırlandı. Nakliye kısmı da dahil. Tamamı hazırlanmış durumda. Burada pardon, özellikle Antalya için söylediğiniz için söylüyorum. Burada Mersin olsun, Antalya olsun, kıyı şeridimizde turistik tesislerimizden, otellerimizden de bize ayrılan kapasiteler var. Oralar da dahil. Kamu binaları da dahil. Gerekli yerler ayrılmıştır, rezerv edilmiştir. Orada herhangi bir sorun bulunmamakta şu anda. Yani gerekli talimatlar verildi. Herhangi bir sorun yok oldu. Buyurun. Hiç bile giriş olmadı. Hiç olmayan araçların giremeyeceğiz. Peki buradan ayrılmak isteyen vatandaşlar için yani çıkış izni yoksa... Yok. Orada onu teşvik ediyoruz zaten. Ayrılmayı teşvik ediyoruz. Gitmek isteyenler için bunu söylüyoruz. Ayrılmak isteyenleri teşvik ediyoruz. Yani gerek kendi araçlarıyla ayrılmak isteyebilirler veya da bizim o illerden diğer illerde kalınmasıyla alakalı yaptığımız organizasyonun parçası olurlar. Orada bizim sağladığımız araçlarla ayrılabilirler. Bunu da zaten valiliklerimiz ve yerelde bakanlarımız koordine ediyorlar. Ek olarak zaman zaman sağda olan arkadaşlarımızdan da bilgi geliyor. Şu anda Nurhak'ta bazı istasyonlarıyla alakalı bir sıkıntı olduğu gününde aslında gelen bilgiler var. Ya elektrik verilemediği yönünde siz de kendinizi açıkladınız. Evet. İstasyonlarıyla ilgili her bir çalışma yürütülüyor mu? Devam eden bir çalışma var mı? Tekrar kurulacak mı? Bununla ilgili de sorular var. Biraz önceki aslında çalışmamız bu yöndeydi. Tamamen odaklandığımız konu. Orada Enerji Bakanlığımız, Ulaştırma Altyapı Haberleşme Bakanlığımız, ilgili operatörlerin üst düzey yöneticileri hep birlikte bir çalışma yaptık orada. Burada iki sebepten dolayı bu mobil istasyonları ile ilgili ulaşımda, haberleşmede sıkıntı yaşanabiliyor. Bir, elektrik verilmeyen yerlerde mobil istasyonları desteklenemediği için
orada hizmet sunamıyor veya da ağır hasar gördüğü için. Elektrik verilemeyen alanlar daralmaya başladı. Bu bizim avantajımıza. Ama hala elektrik verilemeyen yerlerde de jeneratörle bunu destekliyor olabilmemiz gerekiyor. Jeneratörlerin büyüklüğünü dün ifade etmiştim. Kullanılan jeneratörlerin büyüklüğüyle ilgili. Orada yaklaşık 1000'i aşkın jeneratör bölgeye sevk edildi. Ve bunlar baz istasyonlarıyla da fiilen orada kuruldu. Yani fiilen o çalışmaya başladı. 10.000'in yanlış hatırlamıyorsam üzerinde, dün akşam paylaşmıştım net rakamları sizlerle, toplamda baz istasyonu vardı ve yaklaşık 1/4'ü bunun söylediğiniz çerçevede elektrikten veya ağır hasardan kaynaklı hizmet veremiyordu. Bu şimdi ciddi derecede düşmeye başlamıştır. Elektrik verildiği sürece ve jeneratörleri devreye aldığımız sürece bu rahatlayacaktır. Bu çalışmalar devam ediyor. Efendim, 10 yıl için görevlendirilen Mali Kaymakam sayısının artışı söz konusu tarihe için anladığınız kadarıyla koordinasyonu önemli olacak. Orada sorunumuz yok. Yani vali veya kaymakam sayımızda o ihtiyaç olduğu sürece o yapılır. Orada hiçbir sorunumuz olmaz. Yani onu zaten sürekli irtibat halinde olduğumuz için ihtiyaç olunan yerlere buradan ilave, gerek AFAD'dan, AFAD koordinasyonunda zaten tüm çalışmalar burada yürütülüyor. Sorun olduğu zaman gerek AFAD'dan, gerek mülki idareden, ilgili birimlerden personel sahaya kaydırılıyor. Buyurun. Aynı zamanda deprem bölgesinden tahliyeler de yaraların tahliyesini yapıyor. Hangi günlere kaç hastaların o şu anda, onu paylaşabilirim ama şu anda yanımda değil o bilgiler. Onu paylaşabilirim. O özellikle hasarlı olan, mesela dün paylaşmıştım, İskenderun ve Hatay gibi belirli spesifik alanlarda o hastanelerin olduğu yerde çok daha yoğun şekilde afet bölgesinin dışarısında diğer şehir hastanelerimizde ve diğer hastanelerimizde tedavi için sevk ettiğimiz hastalarımız var. Diğer illerimizde buna yine dahil. Onu paylaşabilirim. Bir sonraki briefingde o bilgileri sizinle paylaşırız. Sorun olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar sabrınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gerçekten yüzyılın afeti. Burada sosyal medyadan olsun veya farklı şekilde olsun bizim oralara kulak vererek bu işi yönetmemizden ziyade gerçekten bir olup, beraber olup, dayanışma içerisinde olup bu işin üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor. Ben destekleriniz için de, sabırlarınız için de yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sahada olan ekiplerimize, emek veren tüm arkadaşlarımıza tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.